Efendim herkese merhabalar, ben İlkay Zaman, yeni video ile karşınızdayım. Kore'ye gelmişken dedim ki market videosu çekildi, market fiyatlarına bakalım, olmazsa olmazımız. Burası E-Mart diye geçiyor, Walmart'ın amcasının oğlu diyelim. Yani sistem tamamen aynı, mantık aynı ama burası E-Mart diye geçiyor. Renkleri de hatta böyle Walmart'ın kullandığı dişi renklerle logosundaki aynı. Şimdi içeride böyle arkamda görüyorsunuz, gözlük satanlar, farklı şeyler satanlar var. Bir de yemekçiler falan filan var, şurada yemek bölümü var. Onun dışında bir de içeride market var. Yani dediğim gibi büyük market yapmışlar aynı sistemle. Çünkü Kore'de küçük marketler çok popüler. GS25'ler, CU'lar falan her yerde var. Yani onlar küçük marketler, insanlar işini görüyor ama bunlar da büyük marketler. Şöyle bir et fiyatlarına, süt fiyatlarına bakalım değil mi yani genel olarak. Buyurun marketi beraber bir gezelim ama videoya geçmeden önce eller mutlaka beğen butonuna gitsin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanala abone değilseniz abone olursanız da sevinirim efendim. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Evet, şimdi burası marketin girişi. Burada yemekçi abiler var. Şu abim çok güzel waffle yapıyor. Böyle güzel güzel waffle yapıyor. Buradaki abimiz de börek yapıyor. Börekler de karidesli, tavuklu, domuzlu falan böyle karışık. Allah ne verdiyse. Burada olmazsa olmaz yumurtalı ekmek. Ne anlıyorlar bundan onu da anlamıyorum gerçekten. Yumurtalı ekmek yani. Bu abim de bu bir Japon yemeği. Adını unuttum şimdi. Geçen hatta sokak yemeğinde yemiştim. İçi ahtapotlu. Şöyle gördüğünüz gibi onlar top olacak biraz. Onları sonra böyle tıkır tıkır çevirecek. Marketin girişinde böyle yemekçiler var. Şimdi şuradan markete bir dalalım bakalım. Evet efendim. Burası meyve bölümü. Paketli meyveler. Şimdi şöyle bir göz atalım hemen ilk önümüze çıkan paketli ananas. 5980 yani 6000 won'muş. Bu da 4.2 dolar. Yani fena değil fiyat. Ama bu paketli meyveler her zaman her yerde pahalı oluyor. Bu da mesela 7980, buna 8000 diyelim. Bu da 5.6 dolar ediyor. Ananas gördüğünüz gibi dilimlenmiş paketli o da. Dediğim gibi bu fiyatlar her yerde pahalı. Kavun var. Kavunun fiyatı da 7980 yani 8000 paketli kavun. Bu da 5.6 dolar ediyor. Ben her videoda söylüyorum, yine söyleyeyim. 1000 won eşittir 70 cent. Öyle düşünebilirsiniz. 10.000 won da 7 dolar ediyor. Onu da o şekilde düşünebilirsiniz. Efendim burada yine paketli. Bunlar tabii çok kullanıyorlar bu tür soğandı, sarımsaktı, ondan sonra mantar falan gibi şeyler. Bunlar yemekler için hazır. İşte soya frizi, soğan, çeşitli yeşillikler falan var. Şöyle bir paket. 3980'miş. Yani 4000. Allah'tan 4000 değil ha. Her şeyde 980 nedense yani. Pazarlama taktiği. 4000'miş efendim bu da. Yani ne yapıyor? 2.8 dolar yapıyor bunlarda. Soğanlar. İkili paketlemişler ya soğanları. Şöyle. Baksana abi, az almak istersen her ikili soğan var. O da 1000 won, 70 cent. Ya 70 cent de bugün bizde ne yapıyor? İşte 25 TL gibi bir şey yapıyor yanlış bilmiyorsam. Şurada soyulmuş soğan var. Onun da fiyatı şöyle üçlü, onu da göstereyim. Üçlü soyulmuş soğan ne kadarmış? 4160. Fena da değilmiş ha. 4160. Allah, 3 dolar. İyi para. 1.8 kilo soğan. Neredeyse 2 kilo, 1.8 kilo. Fiyatı 2980 yani 3000 won. 3000 won eşittir 2 dolar. 2.1 dolar. 1.8 kilo patates için şey domates için aman şaşırdım. Soğan için iyi mi kötü mü? Vallahi bilemedim şimdi yani. Domates. Ya böyle bizdeki gibi ortalığa dökmüyorlar domatesi. Böyle gördüğünüz gibi çeri domates, büyük domates falan diye paketlere koymuşlar. Çünkü bizim kadar tüketmiyorlar. Yani öyle bir sirkülasyon yok. Şimdi 15.980 16.000 won yani 11 dolarmış. Domates deli bir para, öyle söyleyeyim size, çılgın pahalı. 8 tane domates var içinde, deli para yani. Şu çeri domatese bakayım, 10.000 won 7 dolar, bu da çılgın bir para. Domates burada çok kıymetli. Buraya acil domates ihracatı yapalım efendim. Hızlı bir şekilde para kazanalım, elime de damladı. 8.5 dolar bu da, bu da çok pahalı. Ya şöyle söyleyeyim, aşırı pahalı domates. Hakikaten şu herhalde 50.000 won falandır. Evet efendim, muz olmazsa olmazımız, niyeyse bilmiyorum. Şöyle bir salkım muz, 5000 won. Yani 3.5 dolar. Şöyle bir salkım, içinde kaç? 7 tane var. Abi bunların üzümleri erik gibi ya. Böyle üzüm mü olur? Baksana abi üzümü. Kocaman üzüm. Parmağım bu, üzüm bu yani. Bayağı büyük üzümleri. İndirimdeymiş bunlar. Ne kadarmış fiyatı bakalım. 9000 won'muş abi. 8960, 9000 won'muş. O da ne yapıyor? 6 dolar gibi bir şey yapıyor. Burada da böyle kasa mandalina var. Şöyle gördüğünüz gibi. Yeşilli sarılı karışık böyle. Daha yeni herhalde ondan. 1.4 kilosu 13000 won'muş. Yani ne yapar? O da 10 dolar gibi bir şey yapıyor. Şu 10 dolar abi. 13000 won.
10 dolar. Bir kasa mandalina bayağı da var içinde. 1.4 kilo. Şöyle bismillah, bu nasıl mantar lan? Oğlum mantar değil, peri bacalarının numunesi maşallah. Baksana mantara. Ya şimdi tabii ne mantarı olduğunu bilmiyorum. Yani üzerinde sadece Korece yazıyor gördüğünüz gibi. Bu da 2980'miş. Efendim bunun da fiyatı 3000. Yani 2 dolar. Mantar bölümü böyle devam ediyor abi. Mantar çok seviyorlar. Benim en sevdiğim mantar bu ya. Şunu aslayım ya. Çok güzel bir mantar değil mi? Tipe bakar mısın abi ya? Bu kadar tatlı ki gerçekten. Böyle bunu ben çiğ de yiyorum. Çok da güzel bu arada. Onun da fiyatı yine 3000'miş. Yani o da yine 2.1 dolar gibi fiyatı var bunda. Bu abi de burada balıkları mı tanıtıyor? Ne abi? Anlatıyor mu? Balıkları tanıtıyor herhalde. Evet abicim, balıklar taze. Tamam. Ne balığı olduğunu sorsanız vallahi söyleyemem. Ama şöyle bir balık. Büyük. 6000 won. O da 4.2 dolar gibi bir fiyatı var. Zargana gibi bir şey. 5400 olmuş şu da. Bu da 3.5 dolar. 3.7 dolar gibi bir şeye denk geliyor. Şöyle içinde kaç? 2, 4, 5 tane var. Ha şimdi bunlar tabii okyanustan da balık alıyorlar. Yani farklı farklı yerlerden de alıyorlar ama o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Tanıdığımız, bildiğimiz bir balık gördüğünüz gibi. Bu da 9625. Bu pahalıymış ya. Hakikaten bu pahalıymış yani. Anlamadım. Efendim bu da yine 7 dolara yakın bir para yapıyor. 6.5-7 dolar arası bir para yapıyor. Somon pahalıymış. Şöyle balıklar böyle devam ediyor. Şu var mesela, bizim şeye benziyor bu. Tazeymiş de 7000 won. 5 dolar şunun fiyatı. Şöyle balık, kalın da bir balık. Ya bu biraz böyle bizim şeye benziyor aslında ya. Neydi onun adı? Levreye benziyor biraz ama hiçbir şey anlaşılmıyor abi. İngilizce hiçbir yazı yok üzerinde. Hayatımda çektiğim en zor market videosu olacak galiba. Şurada dilimlenmiş palamut var. Hadi buna da palamut diyelim artık. Ne diyeyim yani. O da 6000 olmuş. 4.2 dolar. Valla palamutumsu ya bu. Değil mi? Palamut gibi gerçekten. Burada midyeler var abi. Oo, canlı canlı hem de. 5880 won büyük ihtimalle kilosudur. 6000 won yani 4.2 dolar. Işık da artık Allah'ına yan bakıyor. Bu ışık tamamen bitmiş zaten. Su köpüklenmiş falan. Midyelerin yaşam ortamı böyle yani. Yapacak bir şey yok. Şurada da abi var. Şöyle. Şu paket 6659. Hadi 7000 won diyelim. 5 dolar. Şu. Fazla söyledim. 7000 won, 5 dolar diyelim. Bu 7370 won'muş mesela. Ağırlığına göre değişiyor. Burada paket ahtapot var. Ahtapotu da tümüyle koymuşlar içine. Kafama falan baksana, hepsi duruyor yani mis gibi. 14381 won. Vay anam vay. Yani ne yapıyor? 11,5 dolar gibi bir şey yapıyor. Şurada mesela 41278 won'muş. Ama bu ahtapotun ağa babası. Bizzati kendisi yani. Böyle bayağı bir şey. O da ne kadar yapıyor? 30 dolar gibi para yapıyor şu da. Bunlar da böyle hazır sashimiler. Şöyle 37.900 diyor. Hadi buna da 40.000 desek, bu da yine 28 dolar. 20, 27 dolar falan gibi bir şey yapar. Böyle hazır sashimiler hazırlamışlar böyle. Aynı fiyatlar bunlar da. 39, 37.900, 39 falan. Hepsi böyle aynı fiyat. 28 dolar, 30 dolar arası. Burada böyle bir tane büyük var. Bu 75.000 won. 51, 52 dolar falan. İçinde tunası var. Ondan sonra somonu var, farklı bir sürü balıklar var. Şimdi gelelim yağlara. Daily olive oil diyor efendim. Günlük zeytinyağı. Hadi bakalım. Şimdi Monini diye bir tane marka var mesela. 22.800 won'muş. Efendim 15 dolar fiyatı. 15 dolar olan şey de bu arada 500 ml. Yani çok düşük, yarım litre. 23.800 var. 16 dolar yapıyor bu da. Bu da yine 500 ml. Yani biraz zeytinyağları pahalı. 33.000 won'muş. 22 dolar. Şu şöyle Monini Classico Extra Virgin Olive Oil diyor. 1 litre olanı şöyle göstereyim. Aşağıda da 26.500'e var. O da yine olive oil diye geçiyor. Olivital diye bir şey. 26.500. O da ne kadar? 18 dolar gibi bir fiyatı var. Olio di Oliva diyor. İspanyolca galiba. 31.800. O da 22 dolar bir fiyatı var. Zeytinyağları bu şekilde. Şöyle bir de ayçiçek yağını göstereyim. 11.500 won. Yani fiyatı 8 dolar diyebiliriz ya bunun için. 900 ml olanı şöyle ayçiçek yağının 8 dolarmış. Yani şöyle yine pahalı kalıyor ya baktığınız zaman. Yani Amerika ile karşılaştırıyorum, pahalı kalıyor gerçekten. Burası öyle çok ucuz değil bu konuda. Ama yine söylüyorum yani bu konuda çok zayıflar. Çok başka yağlar kullanıyorlar. Şimdi burada bilmediğim mesela mısır yağı kullanıyorlar. İşte 10.800 diyor.
Onun da litresi mi? 1.8 litre. Onun gibi böyle bir sürü şey kullanıyorlar. Baksana abi şöyle bir şey var. Yani mısır yine bu da aynı şekilde. Değişik değişik şeyler kullanıyorlar. Sunflower oil diye bir şey var. Bu ne kadarmış mesela? Bu da 1 litre olanı 5.9, 6.000. 4.2 dolar. Evet efendim, şimdi geldik sütlere. Sütler şöyle 2.3 litrelik bidonlarda satılıyor. Daha ufakları da var. 1 litrelik olanları, 750 ml olanları da var. 7580 won. Yani 2.3 litrelik süt 5.1 dolar. 5 dolar da diyebiliriz ya buna. 5 dolar. Yani şöyle söyleyeyim, Amerika için çok pahalı bir rakam. Çünkü 1 galon süt 3.99'a satılıyor. Yani 1 galonda biliyorsunuz neredeyse 4 litre. O yüzden 2.3 litrelik süt pahalı. Diğerlerine bakalım. Onlar da yine 7580, 7180. 5980 olan var. Yani 6000 desen. O da 4.2 dolar olan var. Pahalı sütler biraz. Deniz ürünleri de çok tüketiyorlar. Tavuk çok tüketiyorlar. Deniz ürünleri çok tüketiyorlar ve domuz tüketiyorlar. Dana eti az tüketiyorlar. Çok fazla tüketmiyorlar. Bulmak da biraz zor dana etini. Ya birçok yerde var ama yani biraz daha pahalıya satılıyor. Ucuza satılmıyor işin açıkçası. Burası dana bölümü. US Beef. Amerika'dan gelenler bunlar da. Buraya çünkü Amerika'dan da çok geliyor şey etler. Evet, şuradan hemen alalım bakalım. Efendim bu ne oldu yine belli değil ama bildiğimiz yani şey artık ne diyeyim yani steak de diyebilirim buna ya da böyle şey eti de diyebiliriz. 17.711 wonmuş. Ne kadar yapıyor? 12 dolar gibi bir fiyatı var. Vallahi Amerika'ya göre et fiyatları biraz daha pahalı. Yani şöyle bir kondisyondaki eti Amerika'da 6-7 dolara anca alırsınız. Anca böyle prime beef falan olması lazım ki böyle 20 dolarlara falan satılsın. Ama bu büyüklükte yine değildir o da. Bu da 17.700 işte 12-13 dolar deseniz bu biraz pahalı gibi açıkçası. Şöyle 445 grammış bu da. Tek başına şuna bakalım. Bu da 18.148 wonmuş. Bu da yine 13 dolar gibi bir fiyatı var. 456 grammış bu da. Evet, fena değil ama dediğim gibi fiyatlar biraz pahalı. Şunlara bakalım mesela, küçük steakler. Bunlar da 24.451 won. Pahalı ya. 15 dolar gibi fiyatı var bunun da. Aşağıya bakalım. Burada biraz da böyle şeyler var. Julien kesilmiş olanlar. 21.197. Ay maşallah ya. Yani bu da yine ne kadar yapıyor? 14,5 dolar gibi bir fiyatı var. Buçuğu da yoktu hatta. 14 dolar gibi bir şey diyebiliriz buna. Şuradan devam edelim. Tomahawk gördüm bir tane. 50.000 won. Ay anam vay. 35 dolar. Tomahawk. Efendim gördüğünüz gibi. Ama yani incecik bu ya. Yani hakikaten incecik ve fiyatı da pahalı bence ya. Hakikaten pahalı. Yani et fiyatına baktığımız zaman Amerika'dan daha pahalı olduğunu söyleyebilirim çok net bir şekilde. Çünkü 50.000 won Tomahawk 35 dolar. 35 dolara Walmart'tan çok rahat şu kalınlıkta bir tane Tomahawk alırsınız. Çok rahat yani. Hani başka böyle özel satan kasapları falan bilmem ama Walmart'ta işte 35-40 dolara bunun böyle 2 katı kalınlığında hatta 2,5 katı kalınlığında Tomahawk alırsınız çok rahat yani. Efendim bu da 21.400 wonmuş. Yine bu da 15 dolar diyebiliriz. Şöyle bunlar da dilimlenmiş antrikot. Buradan devam edelim. Ha şurada mesela kaburgadan sıyrılmış et var. Bu da pahalıdır gerçi. Bakalım bunun da fiyatına. 55.200. Kaburga üzerinden sıyırmışlar ama bayağı bir var. Az değil. Bu da ne kadar yapıyor? Yine 40 dolara yakın bir para. 39 dolar, 38.5-39 dolar gibi fiyatı var. Şuradan devam edelim. Bu da güzel olur. Şuna da bir bakalım fiyatına. 34.546. Yani bu da ne kadar yapıyor? 22-23 dolar gibi fiyatı var bunun da. Ya vallahi keşke şu üzerinde biraz da İngilizce yazsaydı çok güzel olacaktı ama hiç abi sıfır. Adamlar yani doğal olarak Kore'desin ve de Korece konuşuluyor. Turistler çok umurlarında değil markette özellikle yani. 20.916'ymış bu da. Bu da işte 14 dolar diyebiliriz buna da. Şöyle valla dediğim gibi Türkiye ile karşılaştırmıyorum. Türkiye'ye göre et zaten dünyanın her yerinde ucuz artık. Ama Amerika ile karşılaştığımızda buradaki etler daha pahalı. 16.680, 17.000 desek bu da 11 dolar gibi bir fiyatı var. Şöyle pikanyanın arkası gibiymiş o da. Şimdi kıyma var mı acaba? Ha bak mesela burada Wagyu var. Anao. Wagyu'ya bak lan. Wagyu diğerlerinden daha ucuz ya. Allah Allah. Darling Downs diyor. Wagyu. 15.637.
15.607'de ne yapıyor? 15.637'de 10 dolar diyebiliriz buna da. Evet. Şöyle bir Wagyu 10 dolar. Bu marine edilmiş dana eti. Bunun da fiyatı neymiş yazıyorum bir yerde. Arkasında falan yazmıyor, göremedim. Bu da Wagyu'ymuş yine. Ama şurada yazıyor mu? Evet. 9.900 abi, arada buldum. 9.900 yani 7 dolar bu da. Şöyle, bu da seasoning steak var. Şey yapılmış. Yine bütün böyle baharatları falan atılmış olan var üzerine. Bu da yine 7 dolar. Yani aslına bakarsan yani Wagyu diye geçiyor bu da. Wagyu eti ve böyle hazırlanmış mangala yemeye. 7 dolar fena değil fiyat olarak baktığında. Şuradan devam edelim. Wagyu'nun kıyması var. Wagyu kıyması 12.200. 372 gram 12.200 ne yapar? 8 dolar diyebiliriz buna da. Yani Wagyu olunca işler biraz daha farklılaşıyor tabii, pahalılaşıyor. Şuradan bir bakalım. Bu da 16.158, 400 grammış bu da. Yani bu da yine 11 dolar gibi bir fiyatı var. Yine bu da MB8 Plus diye geçiyormuş Wagyu'nun. Şu da aynı şekilde. Bunda böyle iki tane şey var. 20.474. Bu da yine 15 dolar. 14.5 dolar gibi fiyatı var. Şöyle efendim. Güzelmiş bu da. Fena değilmiş. İki tane küçük steak yersen. Ben yemem. Dişimin kabuğuna gitmez. Burada da 20.000 yine won. Yani 14 dolar bu da. Signature Wagyu diyor. MB8 Plus diyor bu da. İki parça yine güzel bir et. Vallahi şöyle genel olarak baktığımızda şurada mesela sirloin var. Ondan sonra flank steak gibi böyle. 15.760. Yani 10 dolar. Bunun da fiyatı. 15.760, bu da 10 dolar. Yine Wagyu'nun. Ama MB8 falan yazmıyor. Bu biraz daha ucuz olanı. Bu flank steak vardır ya, skirt steak. Hani böyle etek şey gibi geçer, uzun olan. Bu ondan. Fena olmaz aslında baktığınız zaman. Bu da 12 dolarmış. 17.750 won. Bu da fena değil. Kalın da bir et. Ama bunlar ince ve de iki kat oluyor genellikle. Amerika'da o şekilde satılıyor. Ama şöyle mermerlerine falan baktığınız zaman marble'larına güzel gözüküyor. Şimdi burası da yine US Beef diye geçiyor. Şuradan devam edelim. Şu büyük parçayı alalım hatta. Ne yaptınız lan siz? 51.430. Vay babanın gemini. Ama bu şey bir et. Baba bir et. Hakikaten baksana abi. Kalınlığı, kesimi ve de yağları, marble'ları falan harika. Efendim bu da 35 dolar. 448 gramlık bir et. 35 dolar. Gayet de güzelmiş. Bu çok güzel olur. Tipinden belli zaten. Babacım beni pişir diye gözünün içine bakıyor. 43.000 won. Yani 30 dolar diyebiliriz buna da. Şöyle göstermiş olayım onu da. Devam edelim. Kuşbaşılar. Bize bunlarla gelin ya. Hem yemeğe kullanacağız hem şişe kullanacağız. 26.800 won. Efendim yani 14 artı 4 17 dolar gibi bir şey diyebiliriz buna da. Şöyle gördüğünüz gibi 800 gram kuşbaşı. Yani ebatları gayet güzel. Çoğu kasap bu ebatı tutturamıyor arkadaş. Ya bunun küçüğünü yapıyor ya bunun büyüğünü yapıyor. Sinir oluyorum. Bunlar da onun aynısı. Şurada ince antrikot var. Ona bakalım. O da 24.800. Bu da yine 800 gram. Yani bu da 25.000 desen yine 17 dolar falan gibi bir şey yapıyor. Efendim bu da heavy steak diye geçiyor. Ağır steak. Ne kadar ağırmış? 310 grammış. Ulan onu ağır mı diyorsunuz ya? 45.000. 30 dolar. Bunda fiyatı. Tek dilimi. Bu da yine onun aynısı. Gramajına göre fark ediyor sadece. Aşağıdakiler de öyle. Bu da heavy ama baharatlanmış olanı. Bunun da fiyatı 46.000. Bu da yine aynı şekilde. Ne kadar yapıyor? 31-32 dolar gibi bir fiyatı var bunun da. Şimdi et reyonunu bitirdik. Ne tarafa gitsem bilemedim. Burada dondurulmuş gıdalar var. Bunları bir geçelim. Biz daha çok böyle dondurulmamış gıdalara bakalım. Evet, burada ya bir şey söyleyeceğim. Kore'de bir sabah kahvaltı kültürü yok. Yani hadi bir kahvaltıcıya gidelim diyeceğiniz bir yer yok. Peynir, yoğurt neredeyse tüketmiyorlar. Çok sevdikleri şeyler değil. Hatta tüketilen bir şey değil. Bunlar da şey malzemeleri, ağırlıklı olarak böyle kendilerine özgü yemeklerin olduğu şeylerin malzemeleri, mutfakların malzemeleri. Şurada tavuk mu var burada? Mesela burada bir tavuk var. İki tane kalça. 10.000'miş efendim şöyle. Bunun da fiyatı 7 dolar yapıyor. Şu da aynı. O da 9.900. 7.000 yine. Yani tavuk çok tüketiliyor. Dediğim gibi domuz çok tüketiliyor. Deniz mahsulleri çok tüketiliyor. Ve uzak doğu ülkelerinde çok yaygın olan bir şey var abi. Evde yemek yapmak dışarıda yemek yemekten daha pahalıya geliyor.
O yüzden insanlar çok fazla dışarıda yemek yiyorlar. Mesela burada da aynı şekilde. Bak burada bir tane şey var. Mesela bunun fiyatı neymiş? Bu da 7 dolar. Bu abi tiftiklenmiş. Allah ne olduğunu, kalamana da benziyor bir yandan. Ne olduğu belli değil var. Çok anlayamadım bunu ama kalamar sübi gibi de duruyor. Tiftiklenmiş olan da var. 10 bin yani 7 dolar olarak geçiyor. Aç bitir tarzında. Bunlar da içinde karides falan var. Bunlar da yine baharatlanmış ve de soslanmış. 7 dolar bunlar da. İçi full karides, jumbo karides. Yani şu büyük ihtimalle kalamar gibi, sübiye gibi geldi ama çok da tanıyamadım, anlayamadım vallahi. Biraz da böyle tiftik demişler yanına. Biraz böyle şey mi atmışlar yanına? Soslu tavuk mu atmışlar yoksa onu mu bilmiyorum. Bir garip geldi gerçekten, değişik. Çünkü buradaki kombinasyonları da anlamak biraz zor. Burada mesela bu tappokki dedikleri bir şey var. O kendi özgü yemekleri. Bir de onun yanında tavuk var. Tatlı ekşi tavuk. Mesela bunlar da 13 binmiş. Yani 10 dolar bunun fiyatı. Burası da sushi bölümü. Şimdi Kore tabii sushi konusunda çok ilerlemiş bir ülke değil. Sushi deyince akla ilk Japonya geliyor. Ama yine bunlarda da var. Yok değil. Biraz daha böyle büyük oluyor bunlarınki. Mesela Japonya'da böyle büyük sushi bulamazsınız dilimleri. Genellikle daha küçüktür. Sashimi de yapıyorlar, sushi de yapıyorlar ama dediğim gibi çok böyle aman bir sushi yemeye gidelim, sushi bizim her şeyimiz dedikleri bir ülke değil burası. Mesela şöyle bir paket var. İçinde 2, 4, 6, 8, 10 dilim var. 4280 diyor. Yani işte 3 dolar falan, 3.2 dolar gibi bir şeye geliyor. Şu da mesela, bu biraz daha fazla çünkü karides var içinde. Ha, börek falan da varmış. Farklı şeyler de var. O 14.000 yani 11 dolar gibi bir şey yapıyor bu da. Şuradaki sushilerde yine ne kadarmış fiyata bakalım. Aşağıda mı yazıyor? Nerede yazıyor bunu? Ha, şurada yazıyormuş. 4.000. Evet, aynı. Hepsi 5.000 yani 3.5 dolar. Ondan sonra işte 3.2 dolar falan, o civarda yani fiyatları. Oo, ben öyle dedim ama ulan var ya arkadaş, ne desek tam tersi çıkıyor. Bir dünya sushi yapmışlar, koymuşlar. Oğlum niye böyle yapıyorsunuz, beni şey çıkartıyorsunuz ya? Yalancı çıkartıyorsunuz. Efendim, nigiriler var böyle gördüğünüz gibi. 14.000 won yani bunlar da ne yapıyor? 11.5 dolar gibi bir şey yapıyor. Bunlar da aynı. Farklı balıklardan aynı şey yapmışlar. Burada karides var mesela. İşte tuna var, somon var. Farklı farklı şeylerden paketle hazırlamışlar. Bunlar şey böyle eve git, otur ya da bir yere giderken al, hazır, yap diye, uğraşma diye yaptıkları paketler. Bu paketler her zaman pahalı oluyor. Amerika'da öyle. Mesela işte soyulmuş soğanla normal soğanın fiyatı arasında dağlar kadar fark oluyor. Niye? Çünkü bir tanesini soyduk abi senin için diyorlar. Haklı olarak yani. Şöyle bir sandviç var mesela. Fiyatına bakalım sadece. 4280 wonmuş. Yani ne kadar yapıyor 4280 won? 3 dolar. 3 dolar diyebiliriz ya şuna. Evet. Net 3 dolar diyebiliriz. Böyle bir sandviç. Ekmek fiyatlarına bakalım abi. Ekmek fiyatları önemli. Her ülkede ekmek fiyatlarına bakıyoruz. 6980 won. Bu ekmek değil tabi bu arada. Efendim bu gördüğünüz gibi kruvasan, küçük kruvasanlar. 7000 won yani 5 dolar şöyle bir paket. Şurada tatlı bir şey var. Bu da 8000 won. 5,5 dolar şunun da fiyatı. Şöyle göstereyim. Şöyle bir farklı 2, 4, 6 tane içinde geniş büyük tatlının olduğu değişik poğaçalı bir şey. Ya şimdi tamam, adını bilmeyince değişik poğaçalı bir şey olarak kalıyor yani. Ne yapayım abi, ne diyeyim yani. Çok farklı kültür. 4000 won efendim. Bu da 2.7 dolara geliyor. Şöyle bir ekmek. Bu büyük ihtimalle baharatlı ve de sarımsaklı bir ekmek. Tipinden yola çıkarak söylüyorum. Başka türlü yapacak bir şeyim yok çünkü. Şurada ekmek. Bir tane ekmek. Mesela bakalım fiyatına ne kadarmış. Şöyle büyük kocaman bir ekmek abi, baksana. Şöyle. Bunun da fiyatı 3500 won. Yani ne kadar yapıyor? 2.2 dolar. Hadi 2 dolar diyelim yani. Ekmek 2 dolar. Büyük bir ekmek. Hazır gelmişken şöyle önümüzde biraz da içkileri çekelim değil mi ya? Önümüze düştü. Şurada viskiler gözüme çarptı. İnsan ne seviyorsa o gözüne çarpıyor abi. Yapacak bir şey yok. Glenlivet. 80.000 won diyor Glenlivet'e. Yani 55 dolar efendim. Şu Glenlivet'in fiyatı. Bu 12 yıl olanı. Şurada da 59.960.000 won. 40 dolar, 41 dolar gibi yani 42 dolar gibi fiyatı var. Bunların hepsi 70'lik bu arada. 150 bin won 15 yıllık Glenlivet. Yani ne kadar yapıyor 150 bin won? 105 dolar gibi fiyatı var şu Glenlivet'in. Valentine's var 12 yıllık. Onun da fiyatı 77 bin. 52-53 dolar gibi bir şey yapıyor. Yine Valentine's'ın şöyle 78 bin. Yine o da 55 dolar falan diyebiliriz şuna. Valentine's'a bak, coşmuş burada ya. Abicim sen hayırdır oğlum, biz seni bir tek yassı dandik bir şişeyle hatırlıyoruz. Sen hayırdır burada coşmuşsun ya. 209 bin won mu? Aman tanrım. Bu bir yatırım.
18 yıllık Valentine's efendim. Malt Scotch Whisky diye geçiyor. Single malt olarak geçiyor tabii ki doğal olarak. Efendim bunun fiyatı $140. Şu gördüğünüz abimizin fiyatı $140. Vallahi iyiymiş. Wild Turkey var mesela yukarıda. Onun fiyatına 780 bin. La bu ne la oğlum? Hayırdır siz? Nereye geldik biz ya? Ne oluyor? 800 bin wonmuş efendim bu. Yani ne kadar yapıyor? $550, $560 gibi fiyatı var bunun. Yine Valentine's. O Allah Allah. Bu hakikaten coşmuş. Maşallah sana ya. Yani şurada gördüğünüz gibi 224 bin won. Yani ne kadar yapıyor o da? $155, $160 yakın bir fiyatı var. 1 milyon 120 bin won. 30 yıllık Valentine's. Single malt. Yavrum benim. Benim de en sevdiğim single malt'tır ya. Çok severim. Malt da severim. Single malt da severim ama Scotch da severim ya. Şimdi Allah var yani. İçerim. İçmez değilim ama 1 milyon 120 bin won. Ne yapıyor ben size söyleyeyim. $800. 1 milyon 120 bin won. 30 yıllık. Yani ben de viski fiyatı çekin dedim. Hep üstleri çektim. Lagavulin. Şunu var ya hep Kıbrıs'tan gelirken alırdım. En sevdiğim. Türkiye'de yoktu çünkü o zaman. Şimdi var tabii ama zor bulunuyor. Bunun bir de siyahı vardır. O da çok güzeldir. 16 yıllık. Onda 189 binmiş efendim. Yani 190 bin. 200 bin deseniz $140. Ha işte yani düşün. Hani $130, $130 küsur falan bir şey. Aa bak Valentine's Blended Scotch Whisky diye geçiyor. 104 bin bak çok güzel bir kutusu varmış ya. Baksana. Abi adamlar hakikaten yapmışlar ya. Hakikaten güzelmiş lan. Bundan bir tane kurtarmak lazım aslında. 104 bin 70 küsur dolar bir şey. Biz abi normal şeylerimize dönelim. Öyle 1 milyon won falan bizlik işler değil abi. 61 bin won Black Label efendim bu gördüğünüz. 61 bin won abi $42, $43 gibi fiyatı var. Red Label'ınki 42.870'liği yani ne kadar yapıyor? $30 gibi bir şey yapıyor. Abi bizim tanıdığımız bildiğimiz budur ya. Mevzu bu yani. 1 milyon 100 bin falan sen nereye gittin hacı abi ya? Allah Allah. Sen eski öğretmen viskisin ya. Emekli öğretmen viskisin. Kendine gel. Lütfen rica edeceğim. 36 bin bulmuş efendim bunun fiyatı. Yani $25 diyebiliriz bunda fiyatına. Maker's Mark severim. Güzeldir, hoştur. Şey bir içim vardır. Bourbonlar arasında rahat içimi olan güzel abilerden bir tanesidir. 60 bin won diyelim. $42 bunda fiyatı. Şöyle koyalım onu da yerine. Monkey Shoulder var. Ondan sonra Old Virginia var. Bunlar bizde çok olmadığı için çok fazla göstermeyeceğim. Şöyle devam edelim. Burada ne varmış mesela? Ha burada da bizde hiç olmayanlar var. Hendrix mesela çekebilirim. Hendrix güzel bir cindir. 55 bin. Yani ne kadar yapıyor bunda fiyatı? $36-$37 gibi bir fiyatı var bunda Hendrix'in. Güzel cindir. Zaten cin arasında en babası budur ya bence. Hani illaki farklı markalar sevenler de vardır. Buna yakın mesela Gordon falan filan var ama bence Hendrix en babasıdır ya. Mesela şurada Heineken fiyatlarını göstereyim size. 3000 won. $2. Büyük olanı. Bu küçük değil büyük olanı. Şöyle elimle de göstereyim ki anlayın. Şöyle gördüğünüz gibi büyük kutu. $2. Şurada mesela Edelweiss var. O da $2. Geneli $2 gördüğünüz Tiger mesela $2. Buradaki en güzel bira benim sevdiğim Terra oldu. Terra şu anda burada var mı? Şurada bakıyorum. Şu anda burada göremedim. Çimi çok güzel, rahat gerçekten. Stella Artois var mesela o da 3000. Yani $2. Şöyle aşağıda Asahi var. O da yine $2. Budweiser $2. Ya bira konusunda uygun Kore. Onu söyleyebilirim çok rahat. Hah mesela burada daha da büyük olanları var. Bunlar biraz daha büyük. Bunlar 3500'miş. Çok bir şey fark etmiyor. Şundan alır yürürüm yani. 500 için hiç değmez yani. Bayağı da bira çeşidi var. Fena da değiller yani. IPA biralar bile var hatta yani. O yüzden hani bira konusunda zenginler. Yavrum Terra neredesin? 1660. Ulan biz de fakir birası mı içiyormuşuz ya? 1660'mış bir şişesi. Ne kadar yapıyor işte. Şöyle söyleyeyim size. $1 ya. $1.10 gibi bir şey yapıyor. Lan ben de en ucuzunu mu içiyormuşum? Ama sevdim abi. Ne yapayım yani? Ruhumuz mu fakir nedir? Bu kas çok görüyorum ondan sonra. Yani onlar da güzel. 19.920 dediği bunun 12'lisi. Şöyle 20.000 yani $14. Şampuan fiyatlarına bakalım ya önümüze düşmüşken şöyle. Ya bu arada çok büyük burası. Gerçekten çok büyük. Hani böyle çekilecek gibi değil. Çok vakit ayırmak lazım. Dovun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu ikisi aynı. Şu ikisi aynı. 5 çeşidi var abi şimdi. Aşağıda farklı çeşitleri var. Ondan sonra şöyle göstereyim. 13.900, 14.000, $10. Öyle diyebiliriz. Direkt $10 yani. Şu şöyle litrelik olan şampuanları $10. Moist Body Wash diye bir şey varmış. O da $7. Şöyle efendim onu da göstereyim.
bu vücut şampuanı 7 dolar. Buradaki asgari ücretten biraz bahsedeyim size. Demin bahsetmiştim. Asgari ücret yaklaşık böyle 2500-3000 dolar aralığında burada. O yüzden aslında fena fiyatlar değil bunlar yani baktığınızda. Şunu göstereyim mesela, 7900 diyor. 5.6, 5.5 dolar diye bir süper botanik lavender rosemary şampuanı, vücut şampuanı. Yukarıya doğru çıkalım. Romantik jasmine 15.000'miş efendim bu da. 10 dolar diyelim buna da. Direkt 10 dolar yapmıyor. Biraz daha fazla yapıyor. Dur şimdi yanlış hesap yapmayalım. 10.5 dolar gibi bir şey yapıyor. Evet. 13.900 tam böyle 10 dolara yakın bir şey yapıyordu. O yüzden fazla olmasın. Yani 3-5 sentin laf olmaz gerçi de. Hani makadamya diye bir şey varmış. O da 13.500. Bu da 10 dolar yakın. 9 dolar falan gibi fiyatı var. 1 artı 1. Bir alana bir tane bedava. SOS Care diyor. 20.000 won. 14 dolarmış bunun fiyatı. Gelelim Listerinlere. 11.500. Yani 8 dolar. Şu Listerinin fiyatı. Şöyle gördüğünüz 750 ml. Küçükler zaten komedi. Şunlar 2 dolar. Yani bunlar Amerika'da bile 2 dolar değil. Burada nasıl 2 dolar oluyor ben de onu anlamadım. Şimdi şu içeceklerin de bir fiyatlarını göstereyim. Coca-Cola'yı da, Pepsi'yi de, Fanta falan onları da bir göstereyim. Kendilerine özgü de çok fazla içecekleri var. 1.8 litre hemen kontrol edelim fiyatını. 4580. 4500 deseniz 3 dolar. Şunun fiyatı 3 dolarmış. 1 artı 1 falan yok. Bir tanesi 3 dolar. 1.8 litre. Şurada mesela altılı Pepsi var. Onun fiyatı 5180. 3.5 dolar. Şöyle gördüğünüz altılı Pepsi kutu. Hemen altında yine şöyle 3800 olan var. Bu da küçük kutu. Onun da fiyatı 4000. Yani 3 dolar bunun da fiyatı. Coca-Cola'nın Zero'su var. Kaçlı olan bu? Burada 215. Lan oğlum kaçlı olduğunu yazın bari ya. İşte ha 12 tane kendi diyor. Tamam şimdi gördüm. Abi şunun yanına yazmış. O yüzden göremedim. 12'li Coca-Cola Zero 8180. 5.5 dolar bunun da fiyatı. Nereye sıcaklar bölümünde tuvalet kağıtlarına bakıyoruz efendim. 15.000 won. Yani 10.5 dolar. Kaçtı lan bu? Abo bu neymiş? Bunlar ucuzmuş ya burada. 30 rulosu 10.5 dolarmış. 300 lira diyelim hadi Türk parasıyla 350 lira diyelim. Burada bebek bezlerinin de fiyatları fena değil. Şimdi mesela Huggies'in biz 6 numarayı kullanıyoruz. 40.000 won efendim. 60 tanesi 3 yaş için olan bu 40.000 won 28 dolar. Yani iyi fiyat, güzel fiyat. Ama şöyle bir şey var. Biz Amerika'da ne alıyoruz biliyor musunuz? Huggies'in 155 tanesini 51 dolar alıyoruz Amazon'dan. Yani oradaki fiyat çok daha iyi bence. Ama buna baktığın zaman 28 dolar, 28 dolar 56 dolar yapar. Yine 120 tane oluyor. Orada 155 tanesini 51 dolar alıyoruz. Yani arada biraz daha fark var. Orası biraz daha avantajlı. Yine Huggies'in farklıları var. Şöyle gördüğünüz gibi 30 bin bu 2 yaş için olan 58 adet 30 binmiş. Yani 21 dolar. Böyle farklı var. Değişik markalar var. Mesela Kindle diye bir şey var. Ondan sonra bu da 7 için diyor. 26 tane var içinde. 23 bin. 15 dolar diyebiliriz buna da. 15.5-16 dolar diyebiliriz. Şuradan bir de su fiyatlarını göstereyim. Efendim 6480 diyor. 6500 desek 4.3 dolar gibi bir şey yapıyor. 6 tane kaçlık su bu? 2 litre. 12 litre su. Toplam 12 litre. 2'şer litreden 6 tane 4.2 dolar yapıyor fiyatı. Fena değil. Efendim bu video hoşunuza gitmişti. Size Kore'deki şöyle bir fiyatları göstereyim. Market fiyatları göstereyim istedim. Elimden geldiğince de her şeyi göstermeye çalıştım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın efendim. En kısa zamanda yeni videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.